Uyghurlar Xitoydagi qonli voqealar va rasmiy Pekin zulmiga qarshi jahon bo'ylab namoyishlar uyushtirmoqda. Washingtonda bir necha yuz kishilik namoyish bo'ldi. Ishtirokchilar shahar markazidan Xitoy elchixonasigacha yurish qildi. Namoyishga turli shtatlardan uyg'urlar keldi. Ular orasida bir vaqtlar O'zbekistonda yashagan uyg'urlar ham bo'ldi. Ko'p yoshlar to'plandi. Jahon uyg'urlari yetakchisi Robiya Qodir namoyishga bosh bo'lib, ko'p sonli mahalliy jurnalistlar bilan muloqot qildi. Yosh qari namoyishchilar Washington ko'chalaridan yarim oy va yulduz bitilgan moviy rangli bayroqlar va Xitoy senga uyat, Sharqiy Turkistonga ozodlik, mustaqillik chaqiriqlari bilan o'tdi. Yo'lda uchragan yo'lovchilarga uyg'urlarning nidosi bitilgan ingliz tilidagi varaqalar tarqatildi. Hazır biz internet connection'ımız uzulup kaldı, alakamız telefonlarımı Xitoyla üzüyübdü. Onu aldı da biz Xitoy turkistonga. Mana bu qizinin aytishicha, Xitoyda internet ve uyali aloqa o'chirilgan. Hukumat faqat o'ziga qulay axborotni uzatmoqda. Xorijdagi uyg'urlar Sharqiy Turkistondagi qarindoshlari ve do'stlaridan voqealarini o'rganib, rasmlarni olib, jahonni haqiqatdan voqif qilishga harakat qilmoqda. Namoyishchilarga ko'ra Urumchi va Guandong viloyatida pichoq, to'qmoq va metal predmetlar bilan qurollangan Xitoylar mingga yaqin uyg'urni o'ldirgan. Xitoy matbuotida esa qurbonlar soni 156 nafar, aksariyati Xitoylar deb ko'rsatilmoqda. Uyg'urlarning aytishicha, to'qnashuvlar paytida Xitoy shifokorlari yaralangan uyg'urlarga e'tibor bermay, tibbiy yordamni Xitoylarga ko'rsatgan. Xavfsizlik kuchlari esa to'qnashuv joyiga ataylab kech borib, vaziyatga aralashmay uyg'urlar qatliomini chetdan kuzatgan. Biz bugun Sharq Turkistonda bo'layotgan fojiani ko'rib, anglab ve bizden tuqanlarımızdan ölgenlerden haber tepib Washington DC'ga hemimiz özümüzden avazını yangırtış için çıxdıq bu yerge. Bizden halkımızdan, milletimizden kütüdüğünümüz hergiz kademinin toxtab kalmazlığını ve hem şunun bilen billen ümidinin üzülmesini bizden onların avazını, bizden onların hareketini, bizden onların ruhi bu turuşumuzun küçüğünü ümit kılmız. İnşallah Sharq Turkistondan azadlığa hamayla öz əsimizni qoşumuz. Şeyvan Çayna! Xitoy hukumatining repressiv siyosati uyg'urlarni ayanchli ahvolga soldi, deydi asli toshkentlik namoyishchilardan biri. Bu Xitoylarning uyg'ur xalqiga va Sharqiy Turkiston xalqiga qarshi yürgüzeyetken tecavüzü. Bunlar 49. yılı Sharqiy Turkistan'ı bütünleri basıp aldı. Şundan beri 53 yıldan beri Sharqiy Turkistan halkına kırgınlıktan başka hiç neresi akıcını yok. Ozodbek ismli odamning aytishicha, uyg'urlar ham markaziy osiyolik qardoshlari kabi mustaqil bo'lishni istaydi.
biz Şerq Türkistan deyip durup, gerdeki Türk elleri ile, bütün dünyada Türk elleriyle bir hemnefes buluşunu, bunun burun mu oylaydık, bunun kim kelgisimiz mi, şu Türk ellerimiz, halkımızdan bir yaşayışını, bir öteşini ümit kılımız biz. Biz Şerq Türkistan'ın kelgisinden Türk elleri buluşacağız, dünyada çaklanıp duruşunu, çokum şunda buluşuğa, müstakil buluşuğa, çokum işinimiz, bunun işençimiz kamil. Xitoydagi voqealarga munosabat bildirishga barcha davlatlar ham shoshilmayapti. Chunki ma'lumki, Xitoy yirik iqtisodiy hamkor. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Urumchidagi voqealarni Xitoyning ichki ishi degan. Markaziy Osiyo davlatlari har doimgidek sukut saqlamoqda. Qo'shma Shtatlar Xitoy hukumatini xotirjamlikka chaqirgan. Namoyishlardan birining aytishicha, Qo'shma Shtatlar bundan ortiq yordam qila olmaydi. Odil Ro'zaliyev, Washingtondan Amerika ovozi televideniyasi uchun.